Evet, günaydın arkadaşlar. Şimdi bugün tatlı su vertikal jigik'ten bahsedeceğim. Burası deniz olmasına rağmen denizde sudak, turna, ringa balığı yaşıyor bu Baltık Denizi'nde. Neyse, oraya geçelim de teknik bu. Dibe indiği zaman, dip diyelim buraya, dibe indiği zaman bunu böyle gevşek bırakmamak lazım ipi. Devamlı kontrol etmemiz lazım. Dibe indiği zaman bile dibe indirmemiz gerekiyor devamlı. Ve kaldırırken çok yavaş bir şekilde kaldırıyoruz bunu böyle. Fazla kaldırmıyoruz. 30 santim maksimum. Tekrar dibe indiriyoruz. Bu dibe inerken sanki dipte yem arıyor gibi gözüküyor böyle. Kuyruğunu oynata oynata. Tekrar yavaşça yukarı kaldırıyoruz. Aniden bırakıyoruz. Dibe iniyor. Ve kuyruk böyle sallanırken küt diye atlıyor. Emin olun sanki elektrik çarpmış gibi oluyorsunuz. Veyahut da kolunuz omuz başından çıkmış gibi oluyor. Bu bir çeşidi. Bu kurşunun iğnesi yok. Onu çıkardık. Arkaya bir üçlü güzel bir iğne taktım. Bu ikinci alternatif de böyle. Kısa anlatıyorum ki. Bu da böyle. Bir aparat. Kurşun biraz büyük aslında. Burada çift şimdi var. Bir üçlü, bir de böyle. Yine aynı sistem. Dibe indiriyorsunuz. Katiyetle gevşek kalmayacak. Tekrar bu dibe indikten sonra havaya kaldırıyoruz. Aniden indiriyoruz. Bu yine böyle duracak dipte. Böyle. Boş olmayacak yani böyle. Balık çok ani vuruyor. Ani vurduğu an takılması lazım. Benden bu kadar. Şimdi bakacağız ne olacak. Küt dedi, atladı filizcik. Derin deniz. Aslarım cengaver, derin deniz filizcik. Gördüğünüz gibi 38 gramlık bir ağırlık ile çift iğne. Biri hırsız oluyor Türkçe'de. Dip de bunu yüzdürüyorum akıntıyla beraber küt diye atlıyor. İşte daha gelir gelmez atladı. Buna biz burada vertical jigging diyoruz. Böyle. Dipten hoplatıyorum bunu. Güm diye atlıyor. Bu değişik alternatif bir sistem. Bu şekilde araklanıyor bu sudak yavrum benim be. Koçum benim be. Aslanım benim be. Yavrum. Atilla Beyciğim. Bu sudan sana gönderirim ya. Güzel. Akşam meze yaparsın. Biraz bunu. Kımıldadın mı? Küt diye atlıyor vallahi billahi. Şuraya bakın ya. Nasıl atlaması? Benim teknede olduğumu biliyor. Ondan atlıyor. Ne düzgün balık ya. Altlarını gördüğünüz gibi boyuyorum böyle. Sarımsaklı tuşlu kalemler var. Ondan sonra plastiğin kokusunu falan az çok alıyor. Aklınızda olsun ha. Yani ellerinize anis veya da sarımsak sürün ki benzin, yağ kokuları sinmesin. Çok faydası var.